Merhabalar, Seval'in Günlük Yaşamı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çilekli pankek yapımını paylaşacağım. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. Karıştırma kabında 2 adet yumurtayı önce kırıp güzelce çırpıyorum. Bir miktar çırptıktan sonra yarım çay bardağı şekeri ilave ediyorum. Şekerli yumurtayı bir miktar yine çırpmaya devam ediyorum. Malzemelerimizi yavaş yavaş ilave etmeye devam edeceğiz. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. Bir su bardağı sütü ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum bütün malzemeleri. Artık alabildiği kadar unu ilave edeceğim yavaş yavaş ve çırpmaya devam edeceğim. Ta ki kek hamuru elde edene kadar. Krep hamurundan biraz koyucu olacak. 2 paket kabartma tozu kullandım. Bir pakette şekerli vanilya ilave ediyorum. Ve bütün malzemelerimizi çırpmaya devam ediyoruz. Hamurumuzu çırpmaya devam ediyoruz. Hamur pankek hamuru. Koyuca bir hamur olursa kızartmamız daha güzel olacaktır. Çok cıvık olmaması gerekiyor. Krep hamurundan oldukça yoğun olması gerekiyor. En son aşamada da dolapta buzlukta dondurduğum bir miktar çileğim vardı. Onu da ilave ettim. Artık kızartma aşamasına geçebiliriz. Ocağı yaktıktan sonra tavaya bir miktar yağ koyduktan sonra peçeteyle yağın fazlasını alıp çok az sadece yağladığımız tavayı orta ateşli ısıda önce ısıttıktan sonra kısık ateşe alıp kontrollü bir şekilde pankeklerimizi pişiriyoruz. Pankek pişirmedeki püf nokta pankekleri kısık ateşte pişirmemiz gerekiyor yoksa hemen yanacaktır. Püf noktaya gelince bakın kabarcıklar çıkmaya başladı. Hemen kabarcıklar çıkar çıkmaz çeviriyoruz. Geç kalırsak pankekimiz yanacaktır. Buna dikkat edelim. Eğer hamurumuzda birazcık cıvıklık hissedersek bir miktar daha un ilave edebiliriz. Ben o şekilde yaptım. Bir miktar daha un ilave ettim. Evet, arkalı önlü pankeklerimizi pişirmeye devam ediyoruz. Pankek pişirirken hava kabarcıkları çıkmadan önce eğer pankeki çevirmeye kalkışırsak bir daha kızarmayacaktır. Kızarması çok zor olacaktır. Onun için kabarcıklar çıkmadan çevirmeyelim. Bu bir püf noktasıdır. Bu şekilde bütün pankeklerimizi arkalı önlü pişiriyoruz. Pankekleri pişirirken ortasına da küçük çizikler atıyorum ki içi iyice pişsin, hamur kalmasın diye. Evet, pankek yapımımız bu şekilde. Arkalı önlü bütün pankeklerimizi pişiriyoruz. Daha sonra servise hazır hale geliyor. Pankek tarifim bu şekildeydi. Umarım beğenirsiniz. Bütün pankekleri hava kabarcıkları çıkarken çıktığı aşamada çevirerek kızartıyorum.
Evet, pankekimiz pişti. Pratik, nefis bir tarif. Çocuklarımızın da zevkle tüketebileceği, besin değeri de oldukça yüksek, güzel bir pankek oldu. Evet, çocuklarınıza zevkle ve değişik bir alternatif olarak yapabileceğiniz çilekli pankeklerimiz pişti. Bakın şöyle göstereyim. Tadı da bir o kadar nefis, görüntüsü muhteşem. Üzerine çikolata sosla da servis yapılabilir. Fakat meyveli olduğu için çikolata sosa gerek kalmayacağını düşünüyorum. Evet, deneyecekleri şimdiden afiyet olsun diyorum. Seval'in Günlük Yaşamı kanalımı takipte kalıp abone olup izlemeyi, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Sevgiler diliyorum.